Üstüne gelen ordunun gücü bir askeri korkutabilir mi? İnanmış bir orduyu hangi silah yenebilir ki? Kim o da bu hafta? Dur yolcu. Hüseyin Avni Arıburun. Manastırlı Hüseyin Avni, harp okulunu bitirip birçok askeri başarı kazanacaktı. Ama önce Osmanlı-Yunan muharebesinde yüzbaşı olacak, ardından verdiği mücadelelerde kıdemli yüzbaşı ve binbaşı olarak Balkan Savaşı'na katılacaktı. Bu savaş, tarihi adını yazdıracağı yolda attığı son adımdı. Binlerce askerin yaşamını yitireceği, toprağın kana, gökyüzünün kurşuna doyacağı Çanakkale cephesi açılmıştı. Bu savaşta bir efsane haline gelerek tarihi adını bırakacak olanlardan biri de binbaşı Hüseyin Avni Bey ve 57. Alay'dan başkası değildi. 1 Şubat 1915'te adını tarihe, dünyanın en kahraman alayı olarak yazdıran 57. Alay Komutanlığı'na atandı. Ve 25 Nisan 1915'te Çanakkale muharebelerine katıldı. Komutasındaki askerlerin eğitimlerine başlamış, tatbikatlar yapıyordu. Fakat beklenmedik bir haber onları harekete geçirecekti. Çünkü Anzaklar artık Türk topraklarındaydı. Üst makamlardan emir beklemeye vakit yoktu. Ülke topraklarının korunması, düşmanların durdurulması ve tüm bunlar için geç kalınmaması gerekliydi. 18 Mart'ta Deniz Harekatı'nın sonucunda büyük bir yenilginin izleriyle düşman Çanakkale'ye dayanmıştı. 25 Nisan sabahı saat 4.25'te Arıburnu'nda göründüler. Anzak askerlerinin hedefi Conk Bayırı ve Koca Çimen'di. Koca Çimen bölgeye en hakim tepe olduğu için Çanakkale'nin kaderi buraya bağlıydı. Terk edilmemeli, düşman eli asla değmemeliydi. İlerleyen Anzak kuvvetlerini 2 Manga Türk Birliği kanlı sırtla karşıladı. Birkaç saat sonra 27. Alay bölgeye yetişti. Fakat yetersizdi. Buranın düşmemesi için daha fazlası gerekiyordu. Anzakların ilerlemesiyle geri çekilmeye başlayan Türk askerleri Süngütak emriyle siper aldılar. Cephanesi kalmayan askerlerin süngüleriyle üstlerine geldiğini gören Anzaklar ise durmak zorunda kaldılar. Bu zaman dilimi içerisinde 57. Piyade Alayı cepheye yetişmiş, bir destan tarihe işte böyle yazılmaya başlamıştı. Tarihe geçen dakikalarda taarruz emri değil, ölüm emri alan askerler büyük bir aşkla mücadele etti. Anzakların saldırıları sonucu 57. Alay erimeye başlamıştı. Fakat pes etmiyorlardı. Dakikalar, hatta saniyeler sonra öleceklerini bilenler kurşunların üstüne yürüyor, düşenlerin yerine yenileri geliyordu. Kendilerinden sayıca üstün olan kuvvetleri şaşkına çeviren ve geri püskürten bu askerler son ana kadar büyük ve kanlı bir direniş sergilediler. Bir hayli insan ölmüş, her yer cesetlerle dolmuştu. Yaklaşık 3500 kayıp verdi Anzaklar. Bir kısmı ise rehin düştü. Mücadele ettikleri alayın geçiremeyeceğini kabullenenler ise geri döndüler. Alaydaki askerlerin neredeyse tamamı korkusuzca düştü toprağa. Yarbay Hüseyin Avni Bey ise bu mücadeleden sağ kurtulanlardandı. Arıburnu'nda alayıyla verdiği mücadele övgüyle karşılandı. Kahramanlığı ve cesareti Enver Paşa tarafından ödüllendirildi ve yarbaylığa yükseldi. 72. Alay'ın komutanlığına atandı ve bir bayram günü karargahına isabet eden bir top mermisi sonucu kaybetti hayatını. Ailesine bir kahramanlık öyküsü ve Arıburun soyadını miras bıraktı. Bu fedakar alayın anısını yaşatabilmek için Türk ordusu bir alaydan vazgeçti. 57. Piyade Alayı'nın yeri bir daha doldurulmamak üzere boş bırakıldı.